Askeri açıdan başarısız olan İsrail sivillere saldırmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı tarihi kiliseye saldırısında 8 kişi öldü. Cibariye bölgesinde hedef alınan El Ömer Camii tamamen yıkıldı. İsrail'in sivillere saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 3785 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 80 Filistinliyi gözaltına aldı. Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 930'u aştı. 81 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Mescidi Aksa'ya girişleri engelledi. İsrail güçleri 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların Harem-i Şerife girişine izin vermedi. İsrail'in sivilleri hedef almasıyla ilgili namaz açıklama yaptı. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye, İsrail'in Gazze'ye yönelik süren saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu. Haniye, Amerikan yönetiminin diğer cepheleri saf dışı bırakma ve insanları İsrail'in yalanlarına inandırma konusunda da başarılı olamadığını aktardı. İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın %80'inin Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa tufanı harekatından Başbakan Benjamin Netanyahu sorumlu tuttuğunu ortaya koydu. İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'ne hala yardım ulaşmadı. Amerikan Başkanı Joe Biden sadece 20 tırlık insani yardımın Refah Sınır Kapısı'ndan geçeceğini söyledi. Ancak yardımlar hala sınırdan geçemedi. Yardımları götürecek tırlar kapıda hazır bekliyor. Son olarak Türk Devletleri Teşkilatı, Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen ve yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı saldırıyı kati surette kınadığını bildirdi. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi de İsrail-Filistin çatışmasında can kayıplarının önlenmesi için şiddetin derhal sonlandırılması çağrısı yaptı. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.